Ederiz. Karnını doyurdun mu? Konya'dan geldim, açım dedi. Kaç saatlik yoldan gelmiş. Doyurdunuz mu abi? Doydun mu abi? Adapazarı'ndan gelen abla nerede? Yanında. Sen de doydun mu? Doydu, bravo. Doyduysak o zaman. Herkes doydu mu? Yemeğini yedi mi? Bitti. Kübra'cığım biraz sonra alacağım. Oynatacağım. Kübra gelmezsen Allah cezanı verir. Söyle, evet Kübra sen, evet ben mi diyor, bak bak. Sanki ben başka Kübra tanıyorum burada. Bak. Efendim, Efe'lik seçimimiz olacak şimdi. Efe adayları nerede? Burada mı? Burada. Efendim, servisçilik yapıyorum diyor, bak bak. Bugün her şey, her şey tabii ki, tabii ki. Efe'lik seçimimiz olacak. Ben kaçı istersem ona vereceğim efendim. Ona vereceğim derken yanlış anlamayın. Efe'liği ona vereceğim. Hani yani bugün ona vermeyeceğim. Ben Efe'liği ona vereceğim. Ah, şivi kartı ters tutmuşuz. Efendim, kocaman bir Efe'miz varmış bugün. Efe adayı. Efe adayı. Ama onu ben açıklamayacağım. Ama Efe'liğin bedelini ben açıklayacağım. Efe'liğin bedelini ben açıklayacağım. Kaçtan açıyorum biliyor musunuz Efe'liğin adaylığını? Sizce kaçtan? Doğru söylüyor Hacı abi, 1000'den. 1000 Euro'dan açıyorum efendim Efe'liğin adaylığını. 1000 Euro'dan açıyorum. Şimdi benim sigortam Nederland, Hollanda yani. Nederland, Türkçesi Hollanda. Türkçesi Hollanda efendim. Nederland. Tabii, Türkçesi Hollanda. Mehmet Keskin. Bak orada bekliyor ayakta. Küçük Efe gelecek. En büyük Efe'yi açıklayacak ama Mehmet abi bir dakika. 1000 Euro'dan açıyorum. 1000 Euro'dan, bak. 1000 Euro'dan açıyorum, onu söyleyeyim. 1000 Euro'dan alta düşerse üstünü senden alırım. Alkışlar mıyız, doğru mu? Doğru mu? Hani nerede alkış? Ver coşkuyu. 1000 Euro'nun altına düşer de üstünü Mehmet abiden alacağım. Bir. Anlaştık mı bunda? Anlaştık dedi. Efeler çok tabii. Gecenin en büyük Efesini Mehmet abi açıklayacak. Kocaman bir alkış. Ama açık arttırmayla vereceğiz, alkışla. Onu ben vereceğim. Ben vereceğim derken Efe'liği yanlış anlamayın. Kimseye vermeyeceğiz bugün. Öyle bir şey yok. Mehmet abiye veriyorum mikrofonu. Hani bir alkışlar mıyız kocamanın da? Nerede? Öncelikle hepinize iyi akşamlar dilerim. Ben Mehmet Keskin. Programınıza İzzet Bey teklif ettiğinde benim sigortam olarak katılmak istedik. Biz Tilburg'dan geliyoruz ama Denizli'yiz. Sizleri burada yalnız bırakmak istemedik. Şimdi bize sordular ki Efe çok önemli. Geçen sene Denizli olmayan bir arkadaş Efe olmuştu. Değil mi? Aydınlı mısın? Tamam, o zaman Ege'li. Problem yok. Özür dilerim. Arkadaşlar, alkış. Geçen Efe'mize bir alkış. Ayağa kalk efendim, göstermezsedim. Geçen Efe'ye bir alkış. Şimdi dediler ki, ya siz bu sene düşünün, geçen sene sanırım açık arttırmada o almıştı. Tebrik ediyorum seni tekrar. Tabii sizler bizleri de tanıyorsunuz ama sizin aranızdan çıkıp giden, şu anda Hollanda'nın en önemli iş adamlarının arasına gelen Ekrem abimiz var. Ekrem abimiz Hengelo'dan mı gitmişti? İzzet abi, Hengelo'dan gelmişti. Ben yaklaşık 10 yıldan beri iş hayatındayım. Zaman zaman kendisiyle çalışma fırsatı buldum. Biraz önce İzzet abi masalarımızı Ufuk gazetesi ve Ekin dergisine dağıttı. Kendisi 2011 yılında her iki gazete ve dergiyi medya şirketi kurarak ikinci Efe Kasım hocayla birlikte medyaya adım attılar. Ben kendilerine sonsuz başarılar diliyorum. Ekrem abi, ayda kaç para kazanıyorsun söyle bana. Söyle Ekrem abi, nerede? Söylemez mi? Sen biliyor musun? Bana kulağıma söyle. Hadi be! Vallaha mı diyorsun? O kadar mı? Abi sen bittin. Nerede Ekrem abi?
Abi nerede? Yerini söylesen bana çaktırmadan. Hayır. Abi yerini söyle çaktırmadan. Hangisi? Hangisi? Yani kravat mı takıyor? Tekmez hangisi? Ya göstermesin sen bana söyle daha. Kravatsız. O kadar mı? Tamam, tabii ki sen çıkacaksın. Ben gördüm kim olduğunu gördüm. Ben gördüm. Ben anladım. Ben 1000 Euro'dan açtım. 1000 Euro'dan açtım. 1 Euro. Bak 1 Euro'dan açtım. Üstüne Ekrem abim verecek. Verecek derken yanlış anlama, para olarak verecek yani. Ben dedim sen demedin zaten gel niye gidiyorsun buraya Allah Allah. Hayır bir şey olmaz bana kessin cezayı. Geceden sonra da ben buradayım. 1000'in üstüne Ekrem abi verecek. Bakalım ben verecek miyim Efeli'ye? Verecek miyim derken Efeli'yi diyorum. Bekleyelim görelim. Bir alkışlar mıyız efendim? Mehmet'e, Mehmet Bey'i bir alkışlar mıyız? Devam ediyor konuşmasına. Ben fazla sözü uzatmak istemiyorum. Arkadaşımız Denizli miydin sen de? Davaz mı? Davaz yok. Denizli öyle derdi. Şimdi efendim, bizim olan, seni şuraya alayım ya, gel. Ekrem Bey, lütfen. Alkış, engel olur, şenamızda alkış. Alkış duymadım ki ben. Şimdi arkadaşlar, gerçekten bir iş yeri işletmek, şimdi şaka bir tarafa, tabii bu günün anısına efelik bir iş yeri işletmek. Bilmiyorum Ekrem abi kaç kişi çalışıyor şu anda? Evet, 20 kişiye de aş vermek, iş vermek kolay değil. 20 kişiye aile olup düşünürseniz, yani 4 kişi aile düşünürseniz ayda 80 kişi Ekrem abimiz. Yani aylık nafakalarını verdiği gibi bizim gibi iş adamlarını da sağ olsun gazetesini ve dergisini matbaasında yardım ederek şu anda Hollanda'da bizim büyüyen gururumuz. Denizli, Denizli olduğu için bir alkış daha alalım. Ben kendisine sonsuz başarılar diliyorum. Sizlerle mutlaka bir iki kelime söyleyecek bir şey vardı. Ben rakamı sevmem. Kendim finansçıyım, sigortacıyım ama rakam konuşmayı sevmem. Mikrofonu kendine veriyorum. Efeli hayırlı olsun. Rakamı Davazlı verecek, büyük Davazlı. Kolay gelsin gari, ben gidiyorum bizim olan. Şimdi Ekrem abimi bir alkışlar mıyız? Gecenin Efesi efendim. Doğru mu? Efemiz Ekrem abi kabul ettin mi? Kabul ettin aldın mı? Bir alkışlar mıyız Ekrem abimi? Hediyemizi de eski Efemiz verecekmiş. Kim o? İsmi ne? İsmini söylersek bana. Faruk Uçar. Evet Faruk Uçar beyefendi verecek. Ama biraz sonra Faruk abi, biraz sonra seni alacağım. Ekrem Bey'in ortağı Kasım Bey. Nerede Kasım Bey? Hani nerede Kasım Bey? Kameranın arkasında gizlenmiş Kasım Bey. Gel. Koş. Gördüm seni gel. Ay bak iki oldu. İki oldu. Ortak oldu mu? Bittiniz abi. Bittiniz. Bugün bittiniz. Aleyküm selam. Gel. Ben de çıkayım mı resimde? Ben de çıkayım. Tamam mı ablacığım? Sakaryalı ablacığım. Hadi pazarım. Evet şimdi ben bir fiyat söyleyeceğim. Siz alkışlayacaksınız. Kabul ederseniz onlar da kabul edecek. Kabul etmezseniz siz de kabul etmeyecek. Bak bin euroyu verdim. Ben 1000'i verdim. Doğru mu? 1000'i kabullenerek zaten geldiler. Bir dakika öyle bir şey yok. 1000'i zaten kabullenerek buraya geldiler. Öyle bir şey yok. Ben 1000'in üstüne çıkacağım efendim. Siz alkışlayacaksınız ama az verirsem derken hani verirsem değil para olarak az verirsem alkışlamayın. 1200 veriyorum ben bir alkışlar mısınız? Ay hayır dediler. Hayır dedi.
1500 vereyim. Ha bu kadarcık kalmış. 1600 oldu. Hala aynı. Gelmem. Peki. Şöyle bir şey yapayım. En son ben vereyim, onlar kabul etsinler. Kabul mü? Düşünmem lazım yok. Kabul mü? Yok, çok vermeyeceğim da. Çok vermeyeceğim. Kabul mü? Hayır, düşünmem lazım yok. Kabul mü? Ben ortasını bulacağım. Kabul mü? Kabul mü? Kabul dediler. Çok kocaman bir alkış. 1750 euroya verdim efendim. 1750'ye. Kocaman bir alkış efendim Ekrem Bey. Çok kocaman bir alkış. Evet, teşekkür ederim dedi bana. 1750'ye verdim. Hani verdim derken ben vermedim. Efeli'ye verdim efendim. Kocaman bir alkışlar mıyız 1750'ye? Evet, hepiniz de hoş geldiniz. Ben ortalamadan konuşayım artık. Beraber alalım en azından o efendiyi. Beraber yapacağız. Evet, beraber. Hepiniz de hayırlı eğlenceler. İnşallah bir daha seferki görüşmek üzere. Hepinize teşekkür ederiz. Efendim, Efelik 1750 euroya kaldı. Kaldı, doğru mu? Doğru. Bir alkışlar mıyız? Kocaman 1750 euroya sattım. Şimdi onlara Efelik ödülünü vermek için sevgili Faruk Bey'i kocaman alkışlarınızla sahneye davet ediyorum efendim. Zaten geldi kendisi ama kocamanından. Sözü aldık mı? Ben buradayım efendim gece. Seneye gecede Egeliler gecesini yaptığımızda Mutlu kardeşlerle birlikte ben buradayım. Mehmet abiye mikrofonu verdim. Öncelikle Hakan kardeşime teşekkür ederim. İzzet abi bugün buraya geldiğinde dedi ki ya dedi programı çok zor şartlar altında organize ettik. Lütfen size yardım bekliyorum. Görevimi yaptım mı İzzet abi? Teşekkür ederim abi. İzzet abimin keyfi yerindeyse program iyi geçmiş demektir. Ben hepinize teşekkür ederim. Tekrar iyi akşamlar dilerim, iyi eğlenceler dilerim. En büyük efe Hengelo'nun Denizli'yle Ekrem Kaynakçıoğlu. Çok teşekkür ediyorum. Elime bir şey tutuşturdular. Hakan bunu sat dediler. Ben bunu nasıl satayım? Kendimi mi satayım? Nasıl satayım ben bunu? Kaçtan açayım? 10. Peki 10 Euro'dan açtım efendim. Var mı arttıran? Yarın benimle birlikte yemek yiyecek bunu alan. Bu ne kadar iğrenç bir şeydir. Yarın benimle birlikte yemek yiyecek efendim bunu alan. Tamam, Yeşim Hoca ile birlikte yemek yiyecek. Benimle değil, tamam. Tamam,
kabul ettim. Bu çok iğrenç bir durum oldu. 10 Euro'dan açtım. Var mı arttıran? Satacağım bunu bugün. Ekrem abi bu en son sende kalacak galiba. 10 Euro'dan açtım. Var mı arttıran? 50. Ali abimden 50. Var mı arttıran? 50. 50'de kaldı. Bakın ben bunu satmadan programa başlamayacağım. Mehmet Bey. Efendim? Mehmet Bey 75 dedi efendim. 75. Mehmet Bey 75 dedi. Efendim? Hamdi Bey mi? Hamdi Bey 100 dedi efendim. Efendim? Andre. Hamdi nereden kaldıysa aklımda. Ama Andre ile çok benziyor. Andre, Hamdi. Hani Hamdi, Andre. Çok benziyor. Andre Bey ne demekse. 100 dedi efendim. Andre Bey'in yüzde kaldı. Kim? Konyalı 150 dedi efendim. Konyalı 150 dedi. Var mı arttıran? Konyalı 150. Ali abi 200 dedi. Ali abi 200. Ali abi 200 dedi. Var mı arttıran? Yeşim Hanım. Evet Yeşim Hanım 225 dedi efendim. Var mı arttıran? Yeşim Hanım 225 dedi. En son Yeşim Hanım'la mı kalıyor? Yeşim Hanım. Efendim Konyalı. 250 dedi Konyalı. 250. Andre. Andre 275. 275 dedi efendim Andre. Andre Bey 275 dedi. Var mı arttıran? Var mı? Var mı? 275 euro da Andre Bey'le kaldı. 275 euro da Andre Bey'le kaldı. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Artık ben başlayabilir miyim programıma? Artık ben başlayayım programı. Bu kadar şaklabanlık yaptım yeter. Yeter. Bugün gelemeyenler çok acıyacak bir yerleri. Ne başlayalım? Oynamak mı istersiniz? Yoksa nasıl yapalım? Efendim? Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum bu geceyi hazırlayanlara. Sevgili İzzet Kaymakçı'ya efendim, Fatma Kaymakçı'ya çok teşekkür ediyorum. Bizi krallar gibi ağırladılar. Krallar gibi, yemin ediyorum. Krallar gibi ağırladılar. Ve Hollanda'daki anne babama çok teşekkür ediyorum. Sevgili Ali Bozbek ve Müfide Bozbek hanımefendi. Anne babam benim Hollanda'daki. Anne babam, onlarda kalıyorum ben. Çok teşekkür ediyorum onlara. Bağlarına bastılar benim. Annem. Çok teşekkür ediyorum. Hadi oynamaya başlayalım o zaman. Başlayalım mı oynamaya yavaş yavaş? Efendim? Ne istiyorsun? Ha? Zeybek istiyorsun. Dur daha zeybek zamanı değil. Dur. Dur. Yandım.